Aracı bir kurum vasıtasıyla konsolosluktan Ha vize yaman yalvarıyorum. çizgi iyi diyor ki abinin olarak hadi gel köyümüze geri dönelim açar mısın? Şuraya koyalım. O ne lan? Birazdan vapura bineceğim arkadaşlar. Vapurla Beyoğlu'na gidiyorum. Dün başarısız bir vize başvuru deneyimim oldu. Kuzum gel. Gel kuzucum gel. Gel. Şu anda herhangi bir yoldan gidebilirim ama bildiğim yolu tercih edeceğim. Beyoğlu'na ulaşıp vizeyi artık almam gerekiyor arkadaşlar. Yılan lan. Dur may yazmış amına koyayım biri ya. May yazılmaz orada çok saçma yani. Kolay gelsin. Bir tane ide olur musunuz abi? Dakika. 30 dakika nereye gidecek abi? Schengen vizesi almaya gidiyoruz. İdo'da aldım. Harika açılar. Legal oradan atlamak gerdi beni yani. Düşsen ayağın takılsa bittin. Bu adam yemin ederim aynı ben böyle adamlar yüzyılda bir gelir aynı Fatih Sultan Mehmet gibi. Benden bahsediyorsun değil mi? Biliyorum. Kamera alçalıyor. Yeme! Benim kedim nerede? Bombon. Bombon. Babam olacaksın sen bakayım. Otur. O gitmiş. Lan! Adam nasıl okudu lan onu? Beyniyle mi okudu? Nereye gidiyoruz? Schengen vizesi almaya gidiyoruz. Engel ne? Abi amcanın karısı işte. Amcasının karısı rahatsızmış. Onun adına biz almaya gidiyor işte. Schengen tost yedim mi? Yedim ya. Burada çok iyi bir Schengen tostçu var manyak. Bir ara bak geldiğinde sana ısmarlayayım. Schengen tost. İyi yapıyorlar yani. Nilo. Boş boş konuşma. Kaç senelik Schengen'i anlatıyorum burada. Bilmeyeceğiz biz. Allah Allah.
İnsanların bakması çok garip değil mi? Onu da hiçbir şey takmamaz o kadar. Abi sosyal anksiyetenin korktuğu adam ya. Gerçekten sosyal anksiyetenin korktuğu tek insan. Abi. Bu adam çok kültürlü, amına koyayım. Uf, Sidik Show da gördük, inanılmaz. Herbat çok güzel bir şey ya. Huzur dolu yani. Hatta bir kere konuştu mu? Konuştu. Başta konuştuk diye. Da Deus Gurm diyor ki konuyla çok alakasız ama ay ve 9 nokta nesil alimin mi afiyet olsun genciler. Güçlü mü? Güçlüyse alma. Sekiz miydi tuşlu olan? Kapalı. Vize için yalvarmaya gidiyorum. Dokuz da tuşlu mu? Air al. Ne kadar fiyat farkı var ki? iPad hava. Abi iki yarım simit istesem bölüp verebilir misin? Elinle böl abi. Bak çok fazla abi abi. Irmuk ilk abi ile yazın diye niye ı ile yazın ya? Abi ıbı. İki yarım simit mi dedi amına koyayım? Ve iki yarım simit istesem bölüp verebilir misin? Elinle böl abi. İki yarım simit. Bir simit mi eder, iki simit mi eder? İki farklı simiti yarım yaparsan iki simit parası ödersin diye düşünüyorum. Ya da bir simiti yarıya bölerse iki tane yarım simit olur. Yani bir simit ödersin. Ama ya iki tam simiti yarım yarım istiyorsa... Yani bilemiyoruz. Böyle. Tek simiti de yarı yarıya böldürebilir. O zaman bir simit parası veririz. Gelecek istasyon.
Bayağı İstanbul'a geldik lan, Yalova'dan çıktık. Böyle bir yolculuk biliyor yani bu. Hem çok uzak da değil, çok yakın da değil. İşte gördük. Ara sokaklara gireceğim. Çok ilginç bir video. Ha, öyle de karnım doyuyor, öyle de karnım. Müziği alabilecek mi acaba? Tavsiye vardı. Gerçi onu öğrenemeyeceğiz ki videoda. Kolay gelsin. Fotokopi çekecektin mi? Ben bir kelimeş arkadaşım. Her şeyi çekiyor ya. Nasıl çok yüksek anksiyetesi var ya, bazılarınız öyle diyor. İlginç sokaklar. Var mı çok yüksek anksiyetesi? Dolu. Vize için yalvaracağımız yeri az kaldı. Bence rahat ya. Vlog çekmek çok zor şey. Kiralık ev arayan varsa buldum arkadaşlar. Kiralık ev. Süper. Kiralık ev ve güvenlik sistemiyle birlikte geliyor. Gittiğimiz yere mi gidiyoruz gerçekten emin değilim. Dün gelmiştim ama arkadaşlar hafızamda bilerek tutmadım. Bir daha gelmem diye düşünüyordum. Ve ekmekçi ustam. Nasıl yaptığını çekebilir miyim abi? Bahadır hoş geldin. Ustam çekebilir miyim hiç? Abi sosyal anksiyetesi olsa o kadar bunu yapamaz bu arada. Nasıl yaptığını çekebilir miyim abi? Ustam çekebilir miyim içeriği? Hemen her şeyi yapamaz ama nakıl. Kolay gelsin. Net yapamazsın bunu. Bir yol ayrımı. Hayatınızda yol ayrımları olacak. Ve bazen 360 dönmeniz gerekebilir. Vize alacağım binada telefon kullanamıyorum. Size dışarıdaki kuyruğu göstereceğim yalnızca. Acaba onlar da bizim vizemizi almak için yalvarıyorlar mı? Hep aklından geçer ya bunu yapmak. Hep aklından geçer insanın bunu yapmak ya. Hiç de yapmazsın yani. O yapmış ama. Geçelim mi, ne dersiniz? Bir şerit daha geçeceğiz. Onu da yaya geçidinden geçeriz. Onun da en kralı yaşandı. Tamamını simide ayırdım. Bugün üçüncüyü yiyeceğim. Gelmişken Ekizmet binasına da uğrayalım mı? Uğrayalım abi. Önce sen ve vize sırası. Ben vize döngüsüne giriyorum. Mümkün değil ya alabilmek. Alabilmek mümkün değil. Devamlı eksikler çıkıyor. Eksik olmayan evraklarda devamlı eksik çıkardılar. Arkadaşlar ben hayatımda bu kadar küçük düşmedim.
İnanılmaz bir deneyimdi. Dolar bile bozamıyorsunuz arkadaşlar. 1 kilometre yürüyüp dolar bozmam lazım şu anda. Dolarla ödeme kabul edip dolar bozamıyorlar. İnanılmaz gerçekten. Ben bu vizeye devamlı başvuruyorum. Birçok kez başvurdum. Çoğu kez başvuruyorum. Arkadaşlar bunun hikayesini size anlatmalıyım. İnanılmaz bir deneyimdi. Bunu hikaye olarak size anlatmam lazım. Bir soluklanayım be abi. İşinizi azıcık kolaylaştırmalarını beklemeyin. Abi 90 al, 100 al. 86 dolar almak nedir? Hem dolar niye alıyorsun yani? 86 dolar mı istiyormuş ya? Ne kadar saçma bir şey ama ya. Hem dolar niye alıyorsun yani? Dolar almak nedir? Bu ya. Abi 90 al, 100 al. 86 dolar almak nedir? Hem dolar niye alıyorsun yani? Öyle mi lan gerçekten? Ben hiç başvurmadım bize. Geleceğin mesleği ne dersin ha? Bundan sonra nezaket beklemeyin benden. Her yokuşun sonundaki düzlük burada yok arkadaşlar. Üst kalsın deseymiş. Düzlüğe çıkamadık. İstanbul'un motifleri. Bugün ak göt, kara göt belli olacak arkadaşlar. Dinlen. Divided LGBTİ. Renklerin bayrak bayrak ayrıştırılmış hali herhalde. Yavru ağzı bile var. Ak göt, kara göt tespit edilecek bugün. Evet, şöyle ki İstanbul aslında eğlenceli bir yer. Ben eskiden burada yaşıyordum. Çocukluğum ve gençliğimin bir kısmı İstanbul'da geçti. Hiç beklemediğin yerlerde hiç beklemediğin şeyler oluyor ya. Yapmış binalar abi. Binalar İstanbul depremini bekler gibi. Yakıştı. Taksim Meydanı'na geçiyoruz. Yani daha önce de olmuştu ama hiç bu kadar Türk olduğum için küçük düşmemiştim. Yavaş yavaş. Sen hızlan abi. Normal hızla yürüyorum. Evet. Uyruğum dolayısıyla küçük düşürüldüğümü düşünüyorum. Taksim girişi. Burası hiç değişmedi arkadaşlar. Burada savaş çıktı. Kavga yine de değişmedi. Sandım. Günü genelde burada açardık. Cuma cumartesileri eğlence günlerini burada açardık arkadaşlar. Sonrasında aşağı doğru akı akı giderdik. İnsanlar çok fazla birbirlerine girmiyorlar burada. Ama biraz alt sokaklara indiğinizde insanlar çok stresli. Sokaklar çok dar. Yayalar ve araçlar birbirine girmiş durumda. Aksın be ya. Kura bir bakalım. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakarsınız. Dönüş yolunda çeker miyim bilmiyorum. Şarj da bitmek üzere zaten. Çekiyor. Form var mı? Kızlar tadını çıkarın böyle şeyleri. Süper Step mi? Ne dersin? Lacoste ne dersin? Kebap dünyası mı? Ne dersin? Tek bir şey ayı. Birkaç kez insanlarla çarpıştım.
Ama nezaketimi sınırlarında gezindiğimden kavga falan olmadı. Oldum olası vardı bu hep. Islak hamburger ve dönerler. Geceden kalmayken bu ıslak hamburgerlerden 7-8 tane yerdim. Dönerleri genelde güzel olmazdı ama. Başım döndü. Şurada sızardım. Tam olarak burada sızardım. Şunlar hep vardı. Bunların üzerinde sızdığım olurdu. Bunlar bana girerdi ben sızdığımda. Bunların üzerinde sızdığım olurdu. Başka sızdığım yer. Buranın dokularını bile hatırlıyorum. Hayır, sarışın olduğunuz için öncelikli değilsiniz. Bayağıdır var. Aha. Bunlar yeni değil, bayağıdır var. Ezgi'yi duydunuz mu? Vay be. Kalat şehri. Ezgi kim ya? Ne zaman tolukla yukur? Ne zaman okul postoş? İki de aha. İnmiyoruz, hep bir durak daha bekliyoruz. Yok. Senin günün. Yok. İnmiyoruz, inmiyoruz. Biraz inmeyeceğiz. Bu bitirdi bence de. Allah ben inmem. Sizin yasanız. Sözü ağızdan bir kere çıkar. Ver ya. Petro'dan en son çıkan adam olmayacağım. Halkıdı. Başı. Kamera yapma şunu ya. Liltiler Durdem diyor ki kızım Mardin'le yarın sınava giriyor. Başarılar diler misin? Kızım mı? Evimin kokusunu almaya başladım. Vapura bineceğiz. Halktan biri. Kim onu ne koyuyor? Sorgulama. Bas. Seç. Halktan biri. Adamın evi burası arkadaşlar ve tüm eşyaları burada, bazen içinde oluyor evin. Yani bazen yorganın altında oluyor buradan geçtiğimde. Şu anda yok. Bize abi, maceramız bu kadardı. Yemesek de içeri bakalım kapısından. Çok gergin. Kapısı açıldığında yüzüme çarpan o kahve kokusunu derinlemesine içime çektim. Vizeyi almadı. Dönem sayısal loto kuponu yapardım. Başvurdum. Edirgen koduyla oynadığım kuponu. Aşırı sıcaklığı çantamda taşıyorum. Devamlı değiştirmeye özen gösterdim. Bundan 3 tane var zaten. Aynısından. Klima özelliği var bunun. Thank you.
Kendi çekiyor ama sanki hep başkası çekiyor gibi. Kulak lastiği yarışması izliyor. Neden? Neden böyle bir şey var? Dayının kulağı koptu. Neden böyle bir şey var? Utanmadan kazanan seçiyorlar bir de. Sanki bir spormuş gibi bir halt yapıyorlarmış. Başka telefondan gibi. Video izleme telefonu var işte adamın. Ya da kamerası var. Yok hangisi? Oturmak isterseniz oturabilirsiniz. Takipçilerime hediye alacağım. Takipçilerime hediye alacağım. Çok heyecanlanmıştım buna ya. Kredi yükleyebilsem alırdım. Hediye alamadım. Tuvaleti deneyelim. Erkek tarafı burada. Bozukla çalışıyor mu? Bozukla çalışıyor. Bu ne lan? Tamamladığımızda geçebiliyoruz galiba. Ha, aşağı mı düştü? Evet. Tamam. Şöyle. Bir tanesi aşağı düşmeye devam ediyor. Şöyle. Tekrar deneyelim. Evet. Parayı kabul etti. Tuvalet 5 lira mı amına koyayım? Ben tuvalet olduğunu düşünmedim bunun. Tuvalet 5 lira olabilir mi ya? Asacak yer bile var. Paramın aklı geliyor. Değer. Bon düştü. Rahatlamış ayrıldım. Verdiğim parayı değdi. Almadan bakabiliyor muyuz acaba? Beş liralık sıçtı gerçekten ya. Şarjım bitmek üzere. Adam sadece yürüdü, 20 dakika kilitledi. Buraya kadar olabilir. Hep devamı bir şey olacak sanıyorum bir anda. 533. Litre yakıt borusu. Meslekler ortaya çıktı ha demek ki. Meslekler. Bizimki 533. Şifrelendi. O yüzden 532'ye oturuyoruz. Harika bir blok gerçekten. Doğal bir blok. Kaybetti. Ritual çizgi W diyor ki yarın sınava girecek arkadaşlar tek Türkçe A kitapçığın ikinci soru be. Bu. Sorularımı çaldın lan. Sorularımı çaldın lan. Bu. Değil mi lan? Nasıl bitti oğlum? Kitabı bitirdikten sonra üzerinde düşünüyorum.
Oradan mı akıyor? Düşünüyorum. Sana da akıyorlar be ya. Değil mi? Onun komple değişmesi lazım. Hiç beklemiyordum ben. Geri almayacağım. Kesinlikle geri almayacağım. Ne koyayım ya, şimdi buna sardım. Dönüş yolunun haşmeti. Haşmet. Ve hometown'a gelindi. Pişirdi abi. Vallahi adam pişirdi. Konuşuyor. Her zaman bir adım önde olacaksın. Şimdi size sabah gösteremediğim limanı göstereceğim. Marina'yı, pardon. Bu arada insan vs fighter jet videosu gelecek. İnsan vs fighter jet. Bu videonun altına evet istiyorum yazarsanız. Sosyal anksiyete bu adamdan gelecek. Korkuyum. İyot kokusu. Rüzgarı hissedebiliyor musunuz arkadaşlar? Sadece onu yaz demiş. Videoyu atıyorum size. Oğlum içme onu, Allah kahretsin. Buradan çıkabiliyor muyuz? Güvenlikten mi çıkmamız lazım? Güvenlikten çıkmamız lazım. Tamam, tamam. Koyayım, şurada telefon var, unutmayın. Tamam. Abi, çok saçma oldu bu. Bir historik bir ayas kapacak ama bakın. Çıkıştı zaten. Milattan önce 5 tamam, yılından. Tamam abi, teşekkürler. Kardeşimle karşılaştım. Şu kardeşim. Gerçekten kardeşim mi ya? İnanamıyorum ki gerçek olduğunu hiçbir şey. Kardeşim gel. Şu alışkanlığımdan iki tane alıyorum. Sonra eve. Yanlışlıkla kadrajıma insanların girmesinden aşırı rahatsız oluyorum. Bazı dünyayı gezen vloggerlar bile yapıyor aslında bunu. İnsanların gözlerine kamerayı sokuyorlar adeta. Bence bu da çok yanlış bir şey. Bense yanlışlıkla kadrajıma giren kuru kalabalıktan falan bile rahatsız oluyorum. Alın chat, buyurun gidin videoya. Rahatsız oluyorum açıkçası. Dedi bize yarım saat bir like atın, bir yorum atın. Görüşürüz. İnsan vs Fighter Jet videosunu... İnanılmaz bir videoydu ya. Çok garip bir videoydu. Harika güzel bir videoydu. Bize mi laf çakıyor? Ben abi insanları vloguma falan sokmam. Ben öyle bir insan değilim. Yorumlara bak.